Haziran ayındaki seçimlerde göreve geldik. Haziran ayından bugüne yaklaşık 3 aylık bir süreyi geride bırakmış olduk. Bu 3 ayda neler yaptık? Bunları sizlerle paylaşmak istedik. Biz göreve geldiğimiz zaman ciddi bir borç yükü vardı. Yönetici arkadaşlarımızla beraber Temmuz'un sonuna kadar bu borç yükümüzün tamamından kurtulduk. Kendilerine de buradan tekrar teşekkür ediyorum. İkinci olarak da bizim biliyorsunuz Rıza Hoca'dan karşılıklı anlaşmamız neticesinde ayrıldıktan sonra bir teknik direktör arayışımız vardı. Bununla ilgili birçok ismi gündemimize geldi. Fakat biz burada kulübümüzü tanıyan, şehrimizi tanıyan, taraftarımızı bilen, kulübün içerisindeki oyuncu yapısını bilen, genç, dinamik ve bizim için çok değerli olan Servet hocamızla görüşmemizi yaptık ve kendisiyle prensiple anlaştıktan sonra çok hızlıca göreve başlattık. Ve Servet hocamız gerçekten bu ülkede ilerleyen yıllarda çok büyük bir değer olarak futbolculuğunda olduğu gibi teknik direktörlüğünde de çok büyük bir değer olacağına inanıyoruz. Bu kulüpten daha önce bir sürü yerli hoca geçti ve bu hocaların şu an nerede ne şekilde görev aldığını da hepimiz biliyoruz. Servet hocam da bunlardan inşallah yenisi olacak. Kendisine çok güveniyoruz, kendisine inanıyoruz. Oynattığı futbolu da beğeniyoruz. Çalışmalarını da seviyoruz, izliyoruz. Haliyle kendisine güvenimiz sonsuz. Bundan sonra da takım üstüne koya koya da devam edecek. Biz transferlere teknik heyetle anlaştıktan sonra Servet hocamla beraber transfer komitesi oluşturduk. Transfer komitesinde çalışmalara çok hızlı başladı. Çok ciddi futbolcu seyrettik. Yüzlerce oyuncu seyrettik. Yüzlerce oyuncu seyretmemiz neticesinde birçoğuyla da temasa geçtik. Tabii ki bu temasa geçtiğimiz oyuncuların bir kısmıyla ilk etapta anlaştık. Daha sonra bu anlaştığımız oyuncularda kiminde ailevi problemler, kiminde de maalesef yurt dışında, özellikle Suudi Arabistan gerçeğini altını çiziyoruz. Burada çok ciddi onlara bizim önerdiğimiz tekliflerin 2 katı, 3 katı gibi rakamlarla bu oyuncular oralara transfer oldu bir kısmı. Tabii ki burada bazen bu eleştiriler de geliyor. Ronaldo'yu mu istediniz, Messi'yi mi istediniz diye. Hayır, yani orada aynı bura gibi çok ciddi kulüp var. Hem bununla beraber alt ligler de transfer yaptığı için o alt liglerin de bütçeleri çok ciddi. Bizlerin bütçelerinden çok daha fazla. Onun için burada bunu da belirtmek istiyoruz. İkinci burada yaşadığımız problem, gerçekten bu sene izlediğimiz ve görüşme yaptığımız oyuncuları diğer kulüpler, Türkiye'deki diğer kulüpler aslında bizi bir scout ekibiymiş gibi kullanıp hangi oyuncuya gittiysek daha sonra bizden sonra bu oyunculara teklifler götürdüler. Kimilerine müdahale ettik, kimilerine müdahale edemedik. Elimizde olan sebepler oldu, elimizde olmayan sebepler oldu. Maalesef bunu da buradan tekrardan belirtmek istiyoruz. Elimizde olan sebepler, kendilerine bazılarına rica ederek bizim görüştüğümüz oyuncular dedik. Bazı kulüplere de maddi olarak bizden 2 katı, 3 katı teklif edip anlaştıkları oyuncular oldu. Bazı sebeplerde, her iki sebebin dışında da bazı diğer etkenlerde bizim bazı oyuncuları alamamamıza sebep oldu. Bunları da tekrar sizle paylaşmak istiyoruz. İnanın bu transfer sezonunda yaklaşık 2,5 aylık sürede günde en az 7-8 saat işimizden gücümüzden fedakarlık yapıp inanın bu arkadaşlarla temasa geçtik. Sayısız oyuncuyla temasa geçtik. Lakin az önce bahsettiğim sebeplerden dolayı bazı oyuncularla anlaşamadık ama istediğimiz diğer oyuncularla anlaştık. Genel olarak şöyle bir kadromuza da bakacak olursak, Ali ve Muammer geçen seneden kadromuzdaydı. Biz buraya yabancı kontenjanı sayısı belli olduğu için bir yerli kaleci daha alıp burayı tamamlamak istedik. Bunun neticesinde de Konya'dan da Erhan'ı kadromuza kattık. Ali'nin geçen senelerdeki performansının üstüne bu sene daha da iyi olacağını düşünerekten Ali ve Muammer zaten kadromuzda devam etti ve bunun da meyvelerini bu sene görüyoruz.
Evet, gelelim sol kanata. Sol tarafta Ziya ve Uğur zaten geçen sene kadromuzdaydı. Kendilerinden de memnuniyetimiz ve takıma olan aidetleri zaten kaptanımız ve diğer ikinci kaptanımız Uğur'la beraber biz sol tarafımızdaki pozisyonumuzu devam ettirdik. Kamerayla biliyorsunuz sözleşmemiz devam ediyor. Kendisinden de memnunuz. Yalnız ikinci hafta Antep maçından sonra kendisinin çok ciddi bir böbrek rahatsızlığı oldu. Böbrek iltihaplanması oldu. Ve 15 gün hastanede tedavi altında kalmak zorunda kaldı. Çıktıktan sonra da bir hafta yine ilaç tedavisinde dinlenmek zorunda kaldı. Ve şu an takımla çalışmalarına geçen hafta itibariyle başladı. Ve 3 haftalık eksikliğini şu an antrenmanlarla telafi ediyor. Ve kadroya inşallah dahil oldu. Caner geçen sene kontratımız bitti. Caner'le ve Caner'le tekrar yola devam etme kararı aldık sezon başında. Kendisi kulübümüzü ve takımımızı biliyor. Şehrimizi çok seviyor. Biz de Caner'i seviyoruz. Haliyle tekrar Caner'le kontratımızı devam ettirdik. Aron biliyorsunuz oynadığı süreçte belli sakatlıkları oldu. Kendisini çok iyi rakamlara satabileceğimizi düşündüğümüz dönemde kendisinin ciddi sakatlıkları oldu. Ve bu senede sakatlıklarının sezon başı itibariyle doktor kontrolünden geçirip her türlü rapor ve onayını aldıktan sonra kulüp doktorlarımızdan kendisiyle de bir önceki bütçelerin çok daha uygun haliyle takımımıza kattık. Aşil Panguras'ı da Panathinaikos'un stoperiydi kendisi. Kendisiyle de görüştük. Sivas'a gelmek istediğini söyledi. Harisis'ten de arkadaşından da Sivas'ın gerçekten kendisine iyi şeyler katacağını düşündüğünü, görüşmelerini yaptığını, bizim de kendisiyle çok hızlı bir transfer görüşmesi yaptık. Ve iki gün içerisinde anlaştığımız Aşil'i kadromuza kattık. Burada genç yeteneğimiz Mehmet Albayrak. Mehmet Albayrak altyapıdan yetiştirdiğimiz ve şu an A takımla beraber 28 kişilik kadroda olan oyuncumuz. Mehmet de, Yunus Emre de, Emre de ve diğer oyuncular da maalesef yıllar içerisinde pandemi kaynaklı problemden dolayı son 2-3 senedir maalesef yukarıya oyuncu çıkaramamıştık. Hal böyle olunca Covid'den sonraki süreçte de bu oyunculara tekrar altını çizerek burada da şunu söylüyorum. Servet Hocam'ın inanmasıyla beraber bu oyuncuları da tekrar en büyük transferler olarak kadromuzda görüyoruz. Fenerbahçe Burak'a gönderme kararı, kiralama kararı aldıktan sonra Burak'la görüşmelerimiz başladı ve transferin son gününde de Burak'ı kadromuza kattık. Ondan da geçen haftaki performansını da gördükten sonra da çok daha iyi işler çıkaracağını ve iyi bir transfer olduğunu da düşünüyoruz. Gelelim Yunus Emre'ye. Yunus Emre bizim diğer oyuncular gibi, genç oyuncular gibi, o da bizim çok değerlimiz ve pırlantamız. Servet Hocam'ın sezon başından beri ısrarla burada direkt oynatacağım dediği, işte hocanın da bu kulüpte yıllarca görev almasının da aslında meyvelerini de burada yemiş oluyoruz. İnandığı, güvendiği ve yıllardır takip ettiği bir kardeşimizdi. Ondan dolayı da Yunus Emre biliyorsunuz 6 haftadır direkt 11'de ve çok uzun süreler takımda yerini alıyor ve çok ciddi de performans. Kendisine de buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Keita zaten yine genç yeteneklerimizden, o da kendisi kontratımızın devam ettiği oyuncularımız haliyle. Abdülkadir Parmak, onu da Trabzon'dan biliyorsunuz sezon başı aldık. Tabii ki dönem dönem ufak tefek sakatlıklar oldu. Şu an tamamen hazır. Takımla beraber çalışmalarını yapıyor. Antrenman eksiği ve maç eksiğini tamamladıktan sonra da Abdülkadir kardeşimize de inşallah takımda göreceğiz. Harisis ve Hakan yine kadromuzdaki oyuncularımız biliyorsunuz. Samu yine kadromuzdaki oyuncumuz. Evet, buraya bir takviye yapmamız gerekti ve teknik heyetin hocamızın ve teknik heyetimizin değerlendirmesi neticesinde Roman'da satın alma opsiyonlu olarak bir yıllık kiraladık. Sezon sonundaki performansına göre satın alma opsiyonumuzu kullanacağız veya kendisine teşekkür edeceğiz. Yine sahada sağ açıkta Emrah Başsan, Kayseri'den gelen arkadaşımız. Emrah da
performansını beğendiğimiz, inandığımız bir arkadaşımız. Ona da tekrar buradan teşekkür ediyoruz ve hoş geldin diyoruz. Emre yine genç yeteneğimiz, Yunus Emre ve Mehmet Albayrak gibi ileride çok faydalanacağımız. Zaten kendisi Yunus Emre ile beraber U17'de çok ciddi, çok güzel performanslar gerçekleştiriyorlar. Performanslar ortaya koyuyorlar. Bu tarafta da Emre'yi de inşallah önümüzdeki dönemde kadroda göreceğiz. Zaman zaman taraftarımızdan Emre'yi niye içeri atmıyorsunuz? Emre, şimdi her şey zamanında güzel. Tabii ki hocamız ve teknik heyetimiz de maçları kenarda izlerken bir tane şey değil, birçok şeyi düşünüp oyunu şekillendirmek zorunda kalıyorlar. Oyuncuların sakatlıkları, yorgunlukları, efendim hangi kanatta veya rakibin geliş gidiş yönündeki pozisyonlarına göre oyuncu değişikliklerini yapıyorlar. Zaman zaman Emre ile ilgili tabii ki böyle eleştiriler geliyor. Niye oynamıyor diye. Emre de oynayacağı zamanı zaten biliyor. Hocamız da onu oynatacağı zamanı zaten biliyor. Hal böyle olunca da bu şekilde devam ediyoruz. Ahmet Musa biliyorsunuz kontratımız olan bir oyuncumuz. Ahmet Musa'nın da performansıyla ilgili, üstüne koymasıyla ilgili, performansını arttırmasıyla ilgili kendisine de çok ciddi görüşmelerimiz oluyor. Sürekli iletişim halindeyiz. Teknik heyetimizde, hocamız da kendisinin üzerinde ciddi çalışıyorlar. Barov transferi, evet, yaklaşık bir ay Barov transferiyle uğraştık. Barov'da problemimiz yoktu. Yalnız Allahli Kulübü kendisiyle ilgili kararını son güne kadar bekledi. Son güne kadar bekledikten sonra biz Barov'u kulübümüze kazandırmış olduk. Allahli Kulübü'nden free çıkacaktı fakat kulübün son dakika karar değişikliğiyle beraber maaşının 3'te 2'sini kulübü ödüyor. Alahli 3'te 1'inde biz ödüyoruz ve Barov'u da bu şekilde kadromuza kattık. Zor bir transferdi. İnşallah Barov da çok faydalı olacak. Rodriguez'i de sezon başında, kendisi daha önce de Türkiye'de oynadı ve kendini ispatlamış bir oyuncu. Rodriguez de çok istekli, çok azimli. Sezon başında Erzurum kampının ikinci haftasında Rodriguez'i de yetiştirdik. Fakat antrenman eksikliğini ve maç eksikliğini Rodriguez gidermek için çok ciddi kendisine fiziki olarak yüklendiği için bir sakatlık yaşadı. Yaklaşık bir aydır sakat. Bugün itibariyle de takımla çalışmalarına başladı. Birkaç hafta sonra da Rodriguez'i tekrar kadroda göreceğiz. Reymanaş santraforlarımıza gelince bu sene dünyanın yaşadığı problem diyeyim. Dünya futbol piyasasının yaşadığı problemlerin en büyüğü de santrafor problemiydi. Biz de geçmiş senedeki santraforlarımızla yollarımızı ayırdıktan sonra buraya ciddi mesai harcadık. Reymanaj kariyeri belli. Inter, Barcelona ve en son Watford'daki kariyeri olan bir oyuncumuz. Manajla da yaklaşık 10 günlük bir görüşme neticesinde manajı da bizle olmaya ikna ettik. Ve sağ olsun o da bizleri kırmayarak 3 yıllık kontrat imzaladı. Kendisi genç bir yetenek, ispatlamış yetenek. İnşallah önümüzdeki günlerde ve önümüzdeki senelerde kulübümüze maddi manevi olarak desteklerini beklediğimiz bir oyuncu arkadaşımız. Koyta ile sezon başında ilgilendik. Yalnız bütçeleri sezon başı çok yüksekti. Bunun neticesinde maalesef 2 ay kaybederek Koyta ile tekrar görüşmelere başladık. Kendisini yine takip ediyorduk. Dönem dönem bütçelerini yokluyorduk. Fakat istediğimiz bütçelere ancak transferin son haftasında geldi. Hal böyle olunca da orada bir 2 aylık kaybımız, 2 aylık antrenman ve takımla beraber çalışma ve maç eksikliği haliyle olmuş oldu. Kendisi de çok azimli, çok istekli. Geçmiş yıllardaki belki de sergileyemediği performansını Sivas'ta sergilemek için elinden gelen gayreti şu an gösteriyor. Enji bildiğiniz gibi kariyerli bir oyuncu. Bunun neticesinde zaten kulübümüzde, bu kariyerin neticesinde. Enji de kampta çok iyi bir kamp geçirdi. Kamptan sonraki maçlarda da iyi bir performans sergiledi.
goller attı, kampta goller attı, normal lig maçlarında goller attı. Bu şekilde de Engin ile de kontratımız devam ediyor ve Engin ile de bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Lige gelirsek, ligin 6 haftasını geride bıraktık. Bu 6 haftada ilk Samsun maçıyla başladık. İyi oynadığımız ama son dakika golüyle berabere kaldığımız ve pozisyonlarımız unulup son dakika galibiyeti kaçırdığımız bir maçtı ve çok üzüldüğümüz bir maçtı. İkinci hafta Antep'te güzel bir oyun sergiledik ve 3 puan aldık 3 golle. Üçüncü hafta yine Antalya maçı, keza çok talihsiz bir gol yedik maçın hemen başında. Ama buna rağmen takımımız hemen toparladı ve Antalya maçında da birçok gol pozisyonu bulmamıza rağmen futbol şansı diyelim, bunu skora döndüremedik ve beraberliği orada burada bir beraberlikle neticelendi maç. Beşiktaş maçında iyi bir oyun oynamadık. Beşiktaş'ın da hem seyircisi ve hem takımının da performansı o maçta gayet iyiydi. Bizim de performansımız o maçta çok iyi değildi ve o maçta bir mağlubiyet aldık. Ondan sonra bir milli maç arası. Milli maç arasında tekrar yeni transferler de takıma dahil oldu. Ankara Gücü maçı herhalde bu 6 haftadaki en talihsiz maçımızdı, Ankara Gücü maçı. Öne geçtiğimiz maç, sonra beraberlik, birçok pozisyonumuz var. 60. dakikada Engin'in ikinci sarı karttan görmüş olduğu talihsiz bir kırmızı kart neticesinde 10 kişi kaldık ve ondan sonra da ikinci golü yedik. Ama ikinci golü yedikten sonra da takımımız 3 tane çok ciddi gol pozisyonunu değerlendiremedi. Bu neticede de, bunun sonucunda da haliyle burada 3 puanı maalesef kaybettik. Yani bu 6 haftada belki en üzüldüğümüz maç da Ankara Gücü maçıydı. Ondan sonraki maç, son maçımız Rize maçı. Rize maçında da yine öne geçtik. Tabii ki oradaki seyirci ve deplasmanda olmamız neticesinde 1-1 berabere biten maçta yine 3 puanı kaçırdığımızı düşündüğümüz pozisyonlarımızın olduğu, tabii ki Rize'nin de pozisyonları vardı ama bizim daha net pozisyonlarımızın olduğu bir maçtı. Yine futbol şansı diyorum. Maalesef onun için 3 puan da orada kaybettik. Evet, ligde 6 maçta 6 puan. Yarın Hatay maçı. Hatay maçında da inşallah biz iyi bir performansla ilk ve tek hedefimiz 3 puan. Ligin 6 haftasına bakarsak Türk futbolunda birçok takımda dengeler değişti. Birçok takımda ciddi değişiklikler, teknik direktör değişiklikleri oldu. Bu demek oluyor ki hazır olmayan birçok ekip var. Uyuşamayan birçok ekip var. Bunun neticesinde de birçok değişim var. Hal böyle olunca da biz yaptığımız transferlerle de gerek teknik ekip, gerek de futbolcu transferleri ve şu anki yönetimimiz, başkanımız ve özellikle yılların tecrübesi başkanımızla beraber yönetimimizin sergilemiş olduğu performanstan memnun muyuz? Evet, memnunuz. Çünkü biz yeni bir takımız, yeni bir ekibiz, yeni bir yönetimiz. Bununla ilgili biz taraftarımızdan ve Sivasspor'u sevenlerden biraz sabır ve destek rica ediyoruz. Çünkü biz ligin gerçekten en az bütçeli takımlarından bir tanesiyiz. Bu özveriyle o arkadaşlarımız bir şeyler ve bizler bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu en az bütçeli takım olmamız şundan kaynaklı. Biz transfer tahtasını kapatmadık. Bankalara kredi alıp borçlanmadık. UEFA'larda futbolculara ödeme yapılmaması neticesinde dosyaları birikmiş bir kulüp olmadık. Hiçbir zaman, hiçbir yerden, hiçbir şekilde gidip herhangi bir destek noktasında veya yardım konusunda destek almadık. Haliyle biz tabiri caizse kendi yağımızla kavrulan bir kulübüz. Ve bunun neticesinde de geçmiş yıllarda da 3 defa üst üste Avrupa'ya giden bir kulüp. Anadolu'nun göz bebeği. Sivasspor, Türkiye Süper Lig denince Anadolu'da akla gelen ve başarıları, üst üste başarı sağlamış ve Türkiye Kupası kazanmış tek kulüp Sivasspor. Bunu da lütfen bir kenara koymayın. Bunların hepsi, inanın,
ekonominin gerçekten zor olduğu, döviz kurlarının çok yüksek olduğu, gelirlerin TL, giderlerin döviz olduğu bir denklemde matematikle anlatılmayacak bir şekilde kulübü yönetiyoruz. Bakın naklen yayın gelirleri, bu kulübün naklen yayın geliri 3 milyon dolardan bir kuruş fazla değil. Bu bütçeleri doğrultmak, bu bütçeleri doğru bütçe şekilde yönetmek inanın çok zor. Matematiğe aykırı, işin doğasına aykırı. Tabii ki herkes istiyor, biz de çok istiyoruz. İsim getirelim, sükse yapalım, başka bir şeyler, magazin yapalım. Haliyle bunları herkes ister. Herkes ister ama bakın, 3 büyük kulübün bir futbolcuya verdiği bonservisle biz bir sene kulübümüzü idare etmeye çalışıyoruz. Ve kulübümüzü bir yerde tutmaya çalışıyoruz. Bizim hedefimiz ligde kalmak değil. Bizim hedefimiz her zaman ilk sıralarda olmak, Türkiye Kupası'nı kazanmak ve Avrupa'ya gitmek. Biz diğer senaryoların hiçbirisini kabul etmiyoruz. Biz ligde kalmak için uğraşan bir kulüp değiliz. Her zaman en üst sıraları oynayacak, zorlayacak Anadolu'nun en köklü kulübüyüz. Bunu da buradan bir şekilde bir kere daha ifade ediyorum. Gelelim müzdarip olduğumuz bir konuya. Taraftar. Sezon başında da taraftar gruplarımızla da bir toplantı yaptık. Yeni bir dönem, yeni bir sezon olduğunu, onlarla beraber olmak istediğimizi, kendilerinin istek ve arzularını dinledik. Neler yapabiliriz, ortaya nasıl güzel bir şey çıkarabiliriz diye karşılıklı istişareler yaptık. Bizim onlardan talebimiz bir bütün olmaları. Ayrı ayrı ses değil, tek ses olmaları. Zaten stadımızın gelen seyirci kapasitesi belli. Oynadığımız seyirci sayısı belli. 500 kişi bir yerde, 500 kişi diğer yerde taraftarın sesinin çıkması haliyle söz konusu olamaz. Karşı tarafı, rakip tarafı ve kendi takımımızı desteklemesiyle ilgili ciddi bir katkıları olmuyordu. Ve kendilerine bunu izah ettik. Bir tribünde, tek bir tribünde kendileri, bütün taraftar gruplarımızı bir şekilde bir araya getirip tek bir ses olarak takımımızı desteklemelerini, takımımıza sahip çıkmalarını, futbolcularımızı desteklemeleriyle ilgili toplantılarımıza yaptık. Tabii ki bizim temennilerimiz ve isteklerimiz bu şekilde ve kendilerine her türlü maddi manevi destekleri de burada verdiğimizi dile getiriyoruz. Haliyle bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Hal böyle olunca biz kendilerine bu kapıları açtık, bu yerleri gösterdik, kendilerini de buraya bekliyoruz. Tabii ki tercih yine onların. Burada olmak isterlerse olurlar, burada olmak istemezlerse canları sağ olur. Biz her zaman takımımızı destekleyecek 12. adamımız olan taraftarımıza her türlü desteği vermeye her zaman hazırız. Tabii ki karşılıklı istişare ve fikir birliğinden sonra. Onun için buradan şehrimize de, şehrimizin büyüklerine de seslenmek istiyorum. Her zaman bizi yalnız bırakmadılar, her zaman bizim yanımızdalardı. Kendilerine bundan sonra da bizim yanımızda olmalarını istiyoruz, desteklerinin devamını istiyoruz. Buradan da kendilerine tekrar teşekkür ediyoruz. Basınımıza ve medyamıza da buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Kendileri her konuda bizle istişare halindeler. Bizlerle sorunlarımızı, fikirlerimizi, görüşlerini, aksaklıkları, noksanlıkları konuşup kendileri de istişareler halindeyiz. Toplantılar yapıyoruz, kahvaltılar yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de iletişimimiz çok daha iyi seviyede olacak. Buradan herkese Sivas Spor'umuz, Sivas'ımızın tek markası, Türkiye'nin, Anadolu'nun en köklü kulübü ve bizlerin de medarı, iftiharı olan Sivas Spor'umuza desteklerini sonuna kadar göstermelerini rica ediyoruz. Bu kulüp 3000 kişiye, 2000 kişiye, 4000 kişiye oynayacak takım değil. 3 aylık yaptıklarımız bunlar. Bundan sonra da sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.